Bir zamanlar Çukurova'ya geçtiğimiz sezonun ortalarında dahil olan Melike İpek Yalova, Müjgan karakteriyle hikayeyi bambaşka bir boyuta taşıdı. Adana'da buluştuğumuz güzel oyuncuyla merak ettiklerimizi konuştuk. Sohbetimize çok izlenen yapımın başarısıyla başlıyoruz. Bence artık seyirci gözüyle söylüyorum. Ben de bir seyirci olduğum için söylüyorum bunu. Artık senaryo devri, iyi hikaye devri. Yani biz çalışıyoruz, elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Güzel bir senaryomuz var, iyi bir ekibimiz var. Seyircimizin beklediği, kimi zaman beklemediği ters köşelerle de beraber onlara istedikleri iyi içeriği sunmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. O yüzden biraz da Allah yardım edecektir diye düşünüyorum. Çok iyi. Baba, hayır baba, lütfen, baba, lütfen, baba, beni bırakma. Müjgan bir zamanlar Çukurova'nın kilit karakterlerinden. Genç doktor izleyici ana karakterleri tanıyıp sevdikten sonra hikayeye dahil oldu. Bu biraz farklı bir şey bence. Çünkü bir projenin ilk gününden içinde olmakla daha sonradan dahil olmak inanın bir oyuncu için daha farklı bir şey. En azından benim için öyle. Seyircinin kabul etmesi daha zor olabiliyor. Daha zaman alabiliyor. Bunu yenmek için daha ziyade verilen karakteri doğru oynamak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Yapmaya da devam edeceğim. Ay başka ne desin Yılmaz kadın? Yakışık falan demedim ya. Yani harika bir şey sayılmaz ama idare eder dedi. Devletin hakimi, savcısı bu yüzden var. Adalet için. Senin gibiler katil olmasın diye, benim gibiler gözyaşlı arkandan kalmasın diye. Herkesi korur kollar, sarar sarmalar. Hiç kimselere benzemez o hakikaten. O benim en büyük şansım buradaki. Melike İpek Yalova'ya izleyici tepkilerini sorduk. Bütün hayranların yani onların tepkilerine saygı duyuyorum ama onunla birlikte benim oynamakla mükellef olduğum bir senaryo var ve bir karakter var ve o karakter de Züleyha ve Yılmaz arasındaki durumu bilmiyor, yani devam ettiğini bilmiyor, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla ben buradan sahip çıkmak zorundayım karakterime ve tepkileri düşünmekten önce bana emanet edilen karakteri doğru oynamakla yükümlü olduğumu düşünüyorum. Sen o kadar iyi bir insansın ki. Ben iyi ki seninle evlenmişim. Seni o kadar çok seviyorum ki. Sen beni sen unutmuş gibisin. Ben hakikaten hiçbir şey bilmeden birine aşık olmuş ve aşık olduğu kişinin söylediği laflara inanan bir insanı olabildiğince gerçek, abartısız bir yerden canlandırmaya çalışıyorum ve bunu yapmaya devam edeceğim. İnşallah ben seyirciden belki bu anlamda anlayış bekleyebilirim. Umarım onlar da bunu bu şekilde değerlendirirler. Ben Yılmaz'ı seviyorum. Müjgan, kızım sen Yılmaz'ın nasıl bir hayat yaşadığını bilmediğin için... Ben her şeyden haberdarım. Biliyorum. Onu böyle seviyorum. Sen bana hep aile oldun. Bundan sonra da benim tek ailem sensin. Melike İpek Yalova'yla biraz da oyuncu kadrosundan konuşmak istiyoruz. Çok başarılı bir iş olduğu için elbette ki ben bu diziden haberdardım. Çok reyting rekorları kırdığını, çok sevildiğini biliyordum. Vahide ablanın zaten hemen her işini çok yakından takip ediyorum, biliyorum. Dolayısıyla bilgim dahilindeydi bu kadar güzel bir kadroyla çalışma şansına sahip olacağım. Bulara doktor geldi denilince geleyim bir bakayım dedim, yapabileceğim bir şey var mı? Yok sağ olun, biz hallettik. Sağlık Bakanlığı'na geliyorsunuz değil mi? Evet, sağlık taraması için. Melike İpek Yalova içinde bulunduğu ekipten oldukça memnun. Ben bütün oyuncu arkadaşlarımla eş mesafede ve elimden geldiği kadar iyi yani anlaştığımızı düşünüyorum. Elimizden geldiği kadar hepimiz birbirinin karakterine çok saygı duyuyoruz. Birbirimizin işini kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Çünkü bu sonuçta bir aslında ekip işi, bir takım oyunu. Yani belki futbol gibi düşünebilirsiniz. Kimse tek başına bir şey yapma şansı yok. Bütün arkadaşlarıma ben kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Buraya geldiğim ilk günden itibaren bana çok destek oldukları için, yardımcı oldukları için ve her sahnede ellerinden gelen bütün
yardımı yaptıkları için. Sana bir şey olmasından, sensiz kalmaktan o kadar çok korkuyorum ki. Korkma, bir şey olmayacak. Söz ver. Beni sensiz bırakmayacağına söz ver. Yaşatacağım seni. Yaşatacağım seni. Aç gözünü benim. Aç gözünü evlat, aç gözünü. Benim emin olmam lazım. Yılmaz'dan mı? Hayır, Yılmaz'dan değil. Senden. Şu sıralar Bir Zamanlar Çukurova'da izlediğimiz Melike İpek Yalova'yı yıllar önce Karadayı dizisinde ilk kez gördüğümüzde nostaljik yüz hatlarıyla dikkatimizi çekmişti. Genç yıldıza kısa sürede yeni dönemin Türkan Şoray'ı benzetmeleri yapıldı. Yani bence birazcık nasıl söyleyeyim, saçla makyajla da alakalı olabilir diye düşünüyorum. Türkan Şoray'ı çok çok seviyorum. Eminim bütün Türkiye onu çok seviyor. Ve hakikaten yani bu çok kıymetli, herkes için, herkesin çok hoşuna gidecek bir iltifat bence. Ama hani hep ben bunu söylüyorum, gerçekten de böyle düşünüyorum. Bir çift büyük göz ve güzel saçlardan çok daha fazlası bence Türkan Şoray. Onun bir duruşu var, ismi var, verdiği emek var, yeteneği var, karakteri var. Yani bu listeyi ben böyle bayağı uzatabilirim. Ve dolayısıyla herkes için, ne bileyim ben, çok güzel bir laf olsa da Türkan Şoray olmak ya da ona benzemek o kadar kolay bir şey bence tabii ki de değil. Gece senin göğsünde uyumak, sabah kollarında uyanmak benim için bir rüya gibi. Uyanmaya korktum, biliyor musun? Gelelim herkesin merakla beklediği ana. Yılmaz'a deliler gibi aşık olan Müjgan acaba gerçekleri ne zaman öğrenecek? Eşiniz ya da sevgiliniz üzerinden değil, belli başlı şeylerden herhangi bir insan ilişkinizde şüphelenirsiniz. Ya da acaba dediğiniz bir takım şeyler vardır ama emin olamazsınız. Çünkü karşınızdaki insanı o kadar çok seviyorsunuzdur ve ona o kadar çok güveniyorsunuzdur ki tabiri caizse kondurmuyorsunuzdur bazı şeyleri. Ve dolayısıyla o şüphelendiğiniz ipuçlarını görmezden gelirsiniz. Bilinçaltınız bunları yok varsayar. Zannediyorum birazcık. Öyle bir durum Müjgan'ınki de. Yani belli bir arkadaşının başına gelse çok kolay söyleyebileceği, teşhis edebileceği diyeyim durumları kendi yaşarken kabul etmek istememek ya da görmemek diyebiliriz diye düşünüyorum.